Merhaba, ben Elif Demirci. 1982 yılında doğdum. 1998 yılında da internete girdim. 2004 yılında tezimi yapay zeka üzerine yazdım. Mimar Sinan Sosyoloji mezunuyum. Neden yapay zeka oldu? Çünkü ben bir bilim kurgu hayranıyım. Tezin kapağını Kurzweil laboratuvarlarında Harold Cohen tarafından 1950'lerde geliştirilmiş yapay zeka sanatçı Aaron yaptı. Daha sonra bu tez altkitap.com tarafından kitaplaştırılıp online olarak yayınlandı. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilişsel bilimler yüksek lisansına başladım ama bitirmedim. Bu alanda daha çok bir araştırmacı gibi çalışıyorum ve beyin üzerine yazdığım yazılar Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlandı. Sırf disiplinler arası çalışmaya çok inanıyorum ve sırf bu alanda kültürel çalışmalar yapmak için Buluş Biliş Sanat Bilim Doğa Derneği'ni kurdum. Yani bu bir Kadıköy'ü. Yaklaşık 1,5 senedir Elon Musk'la ilgili düzenli içerik üretiyorum. Peki kim bu Elon Musk? Teknoloji haberlerini sık takip eden biri olarak zaten kendisine rastlamamak mümkün değil. Silikon Vadisi'nin önemli karakterlerinden biri. PayPal, SpaceX, Tesla, Hyperloop, OpenAI, Neuralink gibi çok güçlü girişimleri var. Ben de onun hikayesini anlatıyorum. Aslında bir tür almanağını tutuyorum denilebilir. Peki bunu neden yapıyorum? Ondan önce size biraz bizim nesilden bahsetmek istiyorum. Millennials ya da milenyum nesli de deniliyor. 1984 sonrası doğmuş nesle verilen isim. Ben 2 seneyle kaçırmış olabilirim ama yine de kendimi onlara ait hissediyorum. Çoğunlukla kendilerine odaklı, narsist, dikkatsiz ve tembel oldukları söyleniyor. Özgüvenlerinin düşük olduğu ve sosyal yetenekleri de zayıf olarak tanımlanıyor. İş hayatına atıldığımızda ve bize ne yapmak istediğimiz sorulduğunda söylediğimiz şeyler çoğunlukla anlamlı bir işte çalışmak istiyorum ya da etki yaratmak istiyorum gibi şeyler oluyor. Dolayısıyla iş yapmaktan da kaçınıyormuşuz gibi gözüküyoruz. Tristan Harris bu durumun oldukça farkında biri. Google'da çalışıyor. Kendisi design etiği üzerine uzman. Hani şu Hindistan'dan guruları alıp Google'un ofisine sokan adamlardan. Peki buradaki amacı ne? Dünyada oldukça popüler bir kavram var. Mindfulness. Aklı yerinde kullanmak diyorum ben. Ya da yoğun farkındalık hali olarak da tanımlayabiliriz. Biraz Hintli geleneklerle bağlantılı. Zen, farkındalık, Budizm, şimdinin gücü, anda kalmak gibi birçok kavram var. Modern insana çok iyi gelen bir tarafı var. Bu aşikar, o yüzden bu kadar popüler. Gün boyunca meşgul kalan zihni biraz daha rahatlatmak üzerine çeşitli öğretileri var. Ve Tristan Harris de bu durumun oldukça farkında olan biri. O yüzden Google tasarımcıları da bu mevzuyu bilsin istiyor ve onlara nasıl daha az bağımlılık yaratacak tasarımlar yapabiliriz üzerine çeşitli öğretilerle tanıştırıyor. İlgilenenler bakabilir bu arada. Time Well Spent diye bir tane web sitesi var. Ve bu bağımlılıklardan, bu tezgahtan yeni nesil de epeyce etkileniyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki millennials sağlıklı ilişkiler kurmakta, derin ve anlamlı ilişkiler oluşturmakta biraz zorlanıyor. Eğer sorarsanız kendileri de itiraf edeceklerdir. Birçoğu arkadaşlarına güvenmiyor. Onlarla eğlenceleri bittiğinde değiştirmeyi tercih ediyorlar. Çünkü stresle baş etme mekanizmaları oldukça zayıf. O yüzden iş hayatında da benzer davranışları gösterebiliyoruz. Peki bizi nasıl bir iş hayatı bekliyor? Gelelim şirket kültürüne. Kişilerden çok sayılara önem veren, uzun dönemli çalışanlarının uzun dönemli hayatlarından çok şirketlerin kısa dönemli karlarına odaklanan bir şirket yapısında çalışmaya başlıyoruz. Çünkü birçok şirket anlam veya tatmin sağlamak üzerine çok ilgilenmiyor. Ve iyi liderlerden beslenmeyen şirketler olduğu sürece de durum biraz böyle devam edecekmiş gibi gözüküyor. Peki bunu dönüştürebilir miyiz? Ya da entegrasyon nerede başlar? Güven, saygı, inanç, birlik, samimiyet gibi birçok kavram açığa çıkıyor buradan. Ama belki iyi bir örnek anlamamızı daha kolay kılabilir. Larry Page, kendisi Elon Musk'ın çok yakın arkadaşı, aynı zamanda Google'ın da kurucularından biri. Tesla'nın oluşmasında oldukça fazla desteği olmuş biri ve geçenlerde şöyle bir ifadesi oldu.
Milyonlarımı hayır kurumlarına vereceğime Elon Musk'a vermeyi tercih ederim. Bunu neden söyledi? Çünkü bir şekilde Elon Musk'ın bir değer, anlam yarattığına inanan biri Larry Page ve bir şekilde onu desteklemek istediğini açıkça deklare etti. Başka ne yapıyor Elon Musk? Mesela burada Dubai Government Summit'te görüyoruz. Dubai'li politikacılarla konuşuyor. Onlara yapay zeka, güneş enerjisi, sürdürülebilir enerjiler, uzay, elektrikli arabalar gibi konuları anlatıyor. Benim en sevdiğim panellerden bir tanesidir. Öneririm. Nerdlüğünü kesinlikle elinden bırakmıyor. Devletin yapay zeka düzenlemeleriyle ilgili yapması gereken şeyleri ısrarla anlatıyor. Burada da Amerikalı valilerle buluşuyor ve tabii ki yine yapay zekaya dair uyarılarını yapıyor. Otonom araçlarla ilgili konuşuyor ve Hyperloop projesini burada anlatıyor. İnsanlığın çıkarlarını gözeten bir takım transportasyon işlerini vurguluyor. Bu yakın zamanda olan benim konuyla ilgili yaptığım bu kare, Mustafa Süleyman DeepMind'ın yani Google'ın yapay zekasının yapan biri, kurucusu. Ve Elon Musk'la birlikte bir araya gelip 116 tane robotik ve yapay zeka alanında kişiyi toplayarak Birleşmiş Milletler'e bir çağrıda bulundular. Otonom ve öldürücü robotların yasaklanması üzerine. Konunun ne kadar politik olduğunu belki bu biraz daha iyi anlatabilir. Putin bir açıklama yaptı geçenlerde ve şöyle bir şey dedi. Yapay zeka yalnızca Rusya için değil, tüm insanlık için bir gelecektir. Muhteşem fırsatları beraberinde getiriyor ama tehditlerini de öngörmesi çok güç. Bu alanda kim lider olursa dünyanın hükümdarı o olur dedi. Güçlü bir açıklama. Elon Musk korkularını Twitter'dan ifade etti, başlıyor diyerek 3. Dünya Savaşı ile ilgili kaygılarını öne sürdü. Bu durum çok fazla eleştirildi. Bu gene Larry Page'le birlikte sürüklendiği bir yer, Tim Cook'un da gene aynı şekilde sürüklendiği bir yer, Trump'ın advisory takımına, yani danışman ekibine katıldı. Eleştirilere çoğunlukla içeride bizden biri olma meselesini hatırlattı. Bir ses olmak, kimse bizim konuştuğumuz şeyleri konuşmuyor, en azından ben anlatabilirim dedi. O yüzden insanlar biraz sustu, karşı çıkmadı. En son orada da eminim yapay zeka konusunu açmaya çalışmıştır ama çok dinleyici bulduğunu zannetmiyorum. Amerika'nın küresel ısınmaya karşı yapılan Paris Anlaşması'na katılmamasıyla beraber Trump'la ilişkisini resmi olarak sonlandırıyor. Liderlik konusu. Peki gelelim insana. İnsan motivasyonla var olan bir canlı. İstekleri, hayalleri, arzuları olması anlaşılabilir. Ama sadece kendi isteklerine odaklandığında bu bir tutkuya dönüşebilir. Ve tutkular hırsları beraberinde getirir. Bir lider salt kendi hırslarıyla hareket ediyorsa o zaman korkuları açığa çıkartır. Ama hırslarını değil marifetlerini aşağı çıkaran bir liderle karşı karşıyaysak o zaman insanların çıkarlarını doğal olarak düşünen ve saygı uyandıran liderler karşımıza çıkar. Simon Sinek iş hayatında bu yapıya Golden Circle yani altın çember adını vermiş. Birçok marketing stratejisi çoğunlukla ne yaptığınızla ve nasıl yaptığınızla ilgileniyor. Neden yaptığınızla çoğu ilgilenmiyor. Dolayısıyla ilham verici olamıyor. Çünkü insanlar ne yaptığınız ya da nasıl yaptığınızla değil, neden yaptığınızla ilgileniyorlar. Dolayısıyla eğer siz neden yaptığınızı bilmiyorsanız, insanların da sizin neden yaptığınızı bilmesi mümkün değildir ve sizi destekleyemezler. Gelin mesela SpaceX örneğine bakalım. PayPal sonrası Elon Musk'ın kurduğu roket şirketi ilk defa uzaya gidebilen ama aynı zamanda geri de dönebilen roketi yaptı. Ki bu çok ciddi oranda roket maliyetlerini düşürdü. Bu çalışmasından önce, yani bu roket uzaya gitmeden önce yaklaşık 5-6 tane roketi patladı. Aynı zamanda batmak üzerelerdi. Fakat bir şekilde başardılar ve başarılarının sonucunda NASA onlara ikna oldu ve desteklemeye başladı. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Yani henüz uçamadığımız zamanlara. Samuel Pierpont Langley. Kendisine $50,000 para veriliyor, yatırım yapılıyor. Zamanının en iyi mühendisleriyle birlikte çalışıyor. New York Times peşinde, amacı da uçan bir araç tasarlamak. Orville and Wilbur Wright, yani Wright kardeşler olarak bildiğimiz enteresan karakterler. Bisiklet dükkanından başlayan bir hayalleri var.
uçan bir araç yapmak istiyorlar. Hiç paraları yok. Yanlarında çalışan kimsenin bir üniversite derecesi yok, kendilerinin bile. New York Times ilgilenmiyor bile. Ama uçak yapacaklarına dair inançları epey güçlü. Ve o güne kadar, yani 17 Aralık 1903 yılına kadar birçok uçakları da kaza yapıyor, düşüyor. Ama o gün uçmayı başarıyorlar. Onları görmek için kimse orada olmuyor. Bu haber ancak birkaç gün sonra duyuluyor. Peki, bize inanan insanlara neden ihtiyacımız var? Popülasyonun %2.5'i inovasyon yapanlardan, %13.5'u da buna erken adapte olanlardan oluşuyor. Eğer erken adapte olanlar bir şey denemezse, erken çoğunluk bir şeyleri denemekten çekiniyor. O yüzden çoğunluğa ulaşabilmemiz için erken adapte olanları ikna etmemiz gerekiyor. İnovasyon yapanlar ve erken adapte olanlar daha sezgisel hareket ederler. Onları sadece akılla değil, aynı zamanda bir inançla da ikna etmeniz gerekiyor. Tesla da bu şekilde ilerliyor. Ne yapıyor? Aslında elektrikli araba yapıyor. Nasıl yapıyor? En son teknoloji, cool, ultra kapasitörlü, hızlı, tasarım odaklı bir araç yapıyor. Neden yapıyor? Sürdürülebilir enerjiyi yaygınlaştırmak ve otonom araç devrimini başlatmak ve hızlandırmak için yapıyor. Ve daha insanlar araçlar üretilmeden araçların siparişlerini vermeye başlıyorlar. Dolayısıyla Tesla'nın erken çoğunluk seviyesine ulaşması da bu şekilde oluyor. Diğerlerine de bakabiliriz. SpaceX de gene benzer bir yöntemi kullanıyor. Ne yapıyor? Roket yapıyor. Nasıl yapıyor? Uzaya gidip gelebilen sürdürülebilir ve tekrar kullanılabilir roketler yapıyor. Neden yapıyor? Burada fantastik bir inancı var Elon Musk'ın. İnsanlığı olası tehlikelere karşı farklı gezegenlere taşımak, hatta Mars'a götürmek için yapıyor. Ve bir grup insan da buna inanıyor, NASA da dahil. Kısacası asıl amaç ürettiğimizi satmak değil, insanlığın aradığı değerlere cevap verebilmekte saklı. Bu sayede güven duygusu oluşuyor. Ve güven duygusu oluştuğunda ne oluyor? Risk almaya, deney yapmaya, daha önce hiç gitmediğimiz yerlere gitmeye cesaret ediyoruz. Ve itiraf edelim, bugün şirketlerin birçoğu bu güveni oluşturmakta zorlanıyorlar. Sadece kendileri hakkında konuşuyorlar. Biz daha iyiyiz, daha güzeliz, daha hızlıyız, logomuz nerede gibi bir takım arayışları var. Fakat bir ürünün çok iyi olması, tasarımının mükemmel olması aslında pek de önemli değil. Günümüz dünyasında iş yapmak için insanları anlamamız gerekiyor. Hayatta kalmamız aramızda güven ilişkileri kurmaya bağlı. Peki ben ne yapıyorum? Ben bir hikaye anlatıyorum. Nasıl yapıyorum? Mobil yazılımları kullanıyorum. Elon Musk'ın fotoğraflarını ve kendi fotoğraflarımı efektleyip, kesip, daha sonra Instagram'a koyuyorum vesaire vesaire. Aslında Elon Musk'ın hayatına paralel bir içerik üretiyorum. Ama bana sorarsanız ne yaptığımın ya da nasıl yaptığımın pek bir önemi yok. Asıl inandığım değer ne? Burada da küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. İbrahim'in minik kuşu. Bir gün Firavun Hazreti İbrahim'i yaktırmak için dev bir ateş hazırlıyor. Muhafızlar İbrahim'i yakalamışlar. Bu ateşe doğru yavaş 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 götürüyorlar. Bir grup insan çok üzülüyor, ağlıyor. Bir grup insan bu durumdan çok memnun, İbrahim'e taşlar atıyor. O sırada İbrahim ateşe doğru usul usul ilerlerken bir tane minik kuş görüyor. O minik kuş bir yerden küçük bir su alıp ateşe doğru atıyor. İbrahim kuşu görünce diyor ki, minik kuş, senin attığın o küçük suyla bu ateş söner mi diyor. Kuş da dönüp diyor ki, olsun İbrahim diyor. Alemlere beyan ederim ki tarafımız belli olsun diyor. Dolayısıyla belki baktığınızda ben de bütün bu hikayede küçük bir kuşum. Hatta büyük resimde açıkçası Elon Musk da belki öyle. Ama bu işi yapmaya devam ediyorum. Çünkü insani bir liderin hikayesine inanıyorum ve onu anlatmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim.